SEO çalışmalarında site içi ve site dışı SEO çalışmalarını geçtik. Yine onların içinde daima değindiğimiz, zaten ikisi içinde yer alan ve apayrı da bir başlık olan SEO çalışmalarında son derece önemli bir aşama. Anahtar kelime aşamasındayız. Anahtar kelime seçimi, planlanması, anahtar kelimelere göre çalışmanın seyrinin değiştirilmesi. Çünkü anahtar kelime, ben bir kere anahtar kelime seçimi yaptım, planlamamı da yaptım, bir daha yapmam gibi düşünülecek bir çalışma değil. Çünkü dönem dönem arama hacimleri değişir, azalır, artar, yıldan yıla değişir, aydan aya değişir. Bazı kelimeler bazı aylarda hiç aranmaz. Yani düşer, bazıları da son derece fazla aranır. Örneğin işte kar yağdığında özel ülkemizde yarın tatil mi, okullar tatil mi gibi kelimeler son derece fazla aranır, arama kelimeleri. O yüzden anahtar kelime çalışması daimi bir çalışmadır. Daima yapmak ve denetlemek ve yapılan çalışmaları da bir düzen şeklinde, düzen içinde yapmak gerekir. Ve kitabımızda zaten birçok detayını ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Onlara ek olarak belirtmek istediğim ve kitabımızda da belirttiğim üzere, yani altını çizmek istediğim, artık tek anahtar kelimesinden gidilmiyor. Yani bir tane makalede ben tek bir tane anahtar kelime, örneğin işte pardon, web tasarım hizmetleri kelimesine bir anahtar kelimeyle bir makale planlıyorum. Ama yani web tasarım hizmetleri diye örneğin 500 böyle makale biraz orta uzunlukta diyelim. Bir makalede ve 10 tane, 15 tane veya 5 tane, 6 tane neyse web tasarım hizmetleri bu artık sıkıcı oluyor ve artık Google gözünde de manipüle edilmiş bir makale sınıfına giriyor. O açıdan yardımcı kelimeler denen alternatif kelimeleri kullanmak gerekli. İşte web tasarım hizmetlerinde kalite, kaliteli web tasarım hizmetleri, İstanbul web tasarım hizmetleri gibi kelimeyi biraz değiştirip biraz başına önüne yeni kelimeler alarak yardımcı kelimeler getirmeliyiz ki bu yardımcı kelimeler bu ana kelimeyi de zaten yükseltecektir. Yardımcı kelime gerçekten ana kelimeye yardım eden kelimelerdir. Anahtar kelime çalışmalarında altını çizebileceğim önemli bir kısımda Google güncellemelerini daima takip etmenizdir. Ki Google güncellemelerinde daima anahtar kelimelere bir detay yapılır, bir vurgu yapılır. Anahtar kelimelere nasıl makalelerde yer alacağınız, hangi anahtar kelimeleri seçeceğiniz, anahtar kelime yoğunluğunuzun ne olacağı vesaire gibi bilgileri Google güncellemelerinden alabilirsiniz. O açıdan anahtar kelime seçiminde vesaire Google güncellemeler son derece önemlidir. Anahtar kelime seçiminde vesaire de önemli olan başlıklardan birisi anahtar kelime yoğunluğudur. Keyword density diye İngilizce olarak tabir edilir. Bu işte makalenizde, sitenizde, sayfanızda, makalenizde vesaire anahtar kelimenin yoğunluğudur. Bu işte abartı olmamalıdır. İşte çok az olmamalıdır, bu sefer yani odak kaçar. Yani bu sayfa neyle ilgili olduğu odağa kaçar. Bununla ilgili birçok rakam var. İşte %3 olmalı deniyor en fazla. Kimisi %2 ile %5 arasında olmalı. %5, %7 diyenler de var. Ama çok fazla olması da tavsiye edilmez. Çok az olması da tavsiye edilmez. Ama işte dediğim gibi burada kitabımızda da belirttim. Yani burada eğer fazla kullanırsak bu tarz anahtar kelime yoğunluğunu artırıp bu sefer makalenin veya yazının işte içeriğin amaca ulaşmamasını sağlarız. Ondan işte mesela kitabımızda da belirttim. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir kitap yazıyorsun, bir yazı içeriğiniz varsa Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet diye daima tekrarlamanıza gerek yok. Fatih Sultan Mehmet yazar, ikinci kelimede ikinci Mehmet yazabilir, Fatih yazabilir, hükümdar yazabilir, Osmanlı padişahı yazabilir, dönemin padişahı gibi farklı tanımlamalarla daima Fatih Sultan Mehmet kelimesini geçirmeyerek anahtar kelime yoğunluğunu belli bir aşamada tutabilirsiniz. Bu artık yaratıcılığınıza kalmış. Anahtar kelime yoğunluğunun hesaplanmasını da zaten kitabımızda da gösterdik. Bunun da dışında anahtar kelime yoğunluğunu
ölçebileceğiniz araçlar vardır. Bunlardan biri SEOBOK'un Keyword Density aracıdır. Örneğin ben burada ibrahimkavaklı.com'u işte zaten çok açık giriyoruz URL'imizi ve sonuçları almaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi sayfa başlığı, keywords'ü vesaire çıktıktan sonra artık burada mesela SEO %2,39 bir yoğunluğu varmış. İşte SEO kitap 1,94 işte gibi gibi kelimelerin bu şekilde bir tabii Türkçe karakterleri almıyor. Bir analizini alabiliyorsunuz. Burada çok olanları, az olanları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Diğer aracımız da Webconsult aracıdır. Bunu da deneyebiliriz. Burada da bu aracı bu şekilde deneyelim. Başka araçlar da var. Onları da deneyebilirsiniz. Aynı şekilde çalışır. Önemli olan aracı bulduktan sonra örneğin bana burada mesela 102 çok olmuş deyip bunu değiştirmek için bu SEO kelimesini değiştirebilirim. Alternatif yaratabilirim veya az olmuşsa biraz daha ekleyebilirim gibi sayfama. Burada da örneğin Facebook'umda en çok Facebook, Browser, Update, işte Phone gibi. Mesela Facebook'un %8,11 yani ilginç bir fazla bir şeyi var. Sayısı var. Density yoğunluğu bir hayli fazla. Ama tabii bu ana sayfasını alıyor. Bu yüzden yani çok da şey yapmamak lazım. Yani sayfanızın içeriğine göre de tabii bunu değerlendir. Ama bu fazla bir sayı tabii ki. Anahtar kelime yoğunluğunu bu şekilde belirleyebiliyoruz. Buna göre de anahtar kelime, yani sitemizdeki anahtar kelime kullanımını bir plan dahilinde ve bir ölçek dahilinde yapabiliriz.